Herkese merhaba arkadaşlar. 13 Şubat 2024 tarihi itibariyle Victor Nox koleksiyonum. En az değerlerden başlayarak, 2 değerden başlayarak, Spartan'dan başlayarak Swiss Champ'e kadar olan 91 mm seriyim. 111 mm deriden de kaç tane de Victor Nox var. Ve en sonunda da Swiss Tool X mevcut. Bunu da göstereceğim hepinize. Şimdi tek tek başlayalım. Spartan'la başlıyorum. Gördüğünüz gibi yüzeyinde Victorinox logosu, amblemi yok. Bu çıkartılmış bazıları tabi haça benzediği için sevmiyorlar, çıkarmak istiyorlar. Kazıyorlar bunları. Bu da aynı şekilde kazınmış. Şurada hafif bir izini görebiliyorsunuz aslında. Spartan gördüğünüz gibi ilk başta 2 layer bir çakı. Boyları hepsinin aynı bu serinin. 91 mm. Spartan serisinde yükseklik 14 mm. Yani şundan bahsediyor. Şu tarafı yüksekliği 14 mm çakının. Yani 1.4 santim. Uzunluğu 91 mm ee, ve ağırlık 58.44 diyor. Kendi orijinal official web sitelerinde de 59 gram olduğunu söylüyor. Tabi bir yerlerde e, dediğim gibi amblem vesaire falan kaybetmiş. Ne var elimizde? Klasik 91 mm olan, 91 mm'lerin hepsinde olan e, ana bıçağımız. Officer Swiss dediği ofis office bıçağı. Officer daha doğrusu memur bıçağı anlamına geliyormuş bu. Burada küçük bir bıçak. Burada küçük bir bıçak daha mevcut ve şunu kapatalım. Burada bir can opener diyorlar. Bu konserve açacağı. Konserve açacağı mevcut. Burada da elinizde bir bottle opener. Yani bir şişe açacağı. Bununla şey açıyorsunuz. Maden sularını vesaire. Şişe açacağı ve aynı şekilde burada bir tel sıyıracağı. Küçücük bir şey var. 12, 12 fonksiyonlu bir çakı. Fonksiyonlarını tek tek Söylemeyeceğim ama tüm her şeyini tanıtacağım size. Çünkü şuna bile fonksiyon atamışlar arkadaşlar. Onyfrenk fonksiyonun içinde şu bile var yani. Tirbüşon. Bizim bildiğimiz mantarlı olan şişeleri açmaya. Bir şarap açacağı falan onlara yarıyor. Bu da arkadaşlar bu da dikiş dikmeye yarayan. Şuradan bir e, iğne bir deri falan dikebiliyorsunuz. Aynı şekilde oymaya yarıyor. Ve şuradan hepsinin olduğu gibi standart bir de aynı şekilde cımbız geliyor. Spartan böyle. Spartan niye tercih edilir? Spartan öncelikle 1.4 santimetre olduğu için. Ee, cepte abarttığı şekilde durmadığı için alınıyor. Kullanılıyor. Spartan modeli böyle. Bir tane daha Spartan var koleksiyonumda. Bunun kapağı daha düzgün ama yine aynı şekilde ee, şey alınmış durumda. Logosu. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. İki tane Spartanımızı şöyle koyalım. Bir sonraki 3 layer'lı olan çakımızın adı Climber 3 layer'lı gördüğünüz gibi. Spartan'la arasında şöyle yapalım. Şöyle bir fark var. Bakın bir layer eklenmiş durumda Spartan'a. Climber'ın özelliklerine bakacak olursak 18 mm. Bu 14'tü. 4 mm daha fazla 4 mm bir layer eklenmiş halde. 91 mm yine uzunluğumuz var. Ve evet, 82 gram. Yani 59 gramdan 82 grama çıktık. Evet 82, 38, 14 fonksiyonlu olduğu yazıyor. Bunlara ne eklenmiş? Açıkçası Spartan'a şu eklenmiş durumda arkadaşlar. Spartan'ı görmüştük. Spartan'a eklenen, Spartan'a eklenen e, fazlası olarak bir makas eklenmiş durumda. Ve şuradaki hook, buradaki no hook deniyor. Multipurpose hook. Çok amaçlı Kanca. Bunun arasındaki fark gördüğünüz gibi. Ee, yine aynı şekilde çift bıçak var. Yine aynı şekilde kürdan ve cımbız mevcut. Ve Climber modeli de bu şekilde. Bakalım başka. Bu da mı Climber? Hayır. Bu Climber değil. Bu da yine 3 layer. Ee, 3 layer modellerinden. Hiker modeli. Ne var fazla olarak? Yani şöyle Spartan üzerine yine aynı şekilde Spartan üzerine bu geliyor arkadaşlar. Testere. Odun testeresi. Sparta'nın üzerine makas değil, odun testeresi geliyor. Burada tabii ki tercihler söz konusu. Ee, makas mı 3 layer'da tercih edersiniz yoksa odun testeresi mi? Hangisini daha çok kullanırsınız? Eğer cebimde az yer kaplasın ve bir testere olsun, bir dal keserim, bir ufak bir budama yaparım. Tabii ki budama amacı çıkmıyoruz ama. Gördüğünüz bir şey kesersiniz vesaire. Bunu tercih edenler bunun üzerine makası değil de testereli olanı 3 e, tercih ediyorlar. Ve arkada bir tornavida var. Gördüğünüz gibi tornavida orta büyüklük tüm vidaları açacağını emin olabilirsiniz. E, Philips standartında yani bir e, tornavida da Philips standart diye bir şey var. Ben de çok hakim değilim konuya ama e, sadece o kadarını söyleyebilirim size. E, bunda hook yok yine arkada Spartan'da olduğu gibi delici var. Hiker da bu. Climber'ın kardeşi. Climber'ın bir kardeşi. Yine aynı şekilde bir Climber daha mevcut. 4 layer'a geçmeden şunu da söyleyeyim. Hiker modeli, testerli model. Ee, arka tarafta, Hiker, daha doğrusu Hiker modeli. Tornavidal model. Ama bunun aynı şekilde Tribüşonlu modelinin adı ise Camper modeli. Tek fark bu. Bunda Tornavida var. Camper modelinde ise Tribüşon var. 3 layer'lardan 4 lira geçtik. Dördüncü layerda elimde hem testerenin hem de makasın olduğu model bununla dördüncü layerda Huntsman modeliyle başlıyor arkadaşlar. Ve en çok tutulan model hem Türkiye'de olsun hem yurt dışında olsun Hansman modeli. Neden? Hem yine aynı şekilde 4 layer olduğundan yani yüksekliği az olduğundan ağırlık bakımından da diğer 5 6 6'lara göre hafif olduğundan Huntsman modeli çok tutuluyor kompakt e, bir model. Arkadaşlar hemen ağırlıkla başlayalım. 98.63 gram gösteriyor benim elimdeki mı 97 gram resmi rakamlarda da. Hansman modelinde hemen tanıtalım. Arkadaşlar yine Spartan modeline kökten, kök olarak aldığımızda şöyle hatırlayalım tekrardan ve videoyu ileri sarmış olanlar için de. Elimizde ne vardı? Elimizde iki tane bıçak var yine Spartan modelinde olduğu gibi. Kök modelinde olduğu gibi iki tane bıçak var. Bir tane can opener yani konserve açacağı. Bir tane şişe açacağı var. Bir tane şişe var arkadaşlar. Ee, bu zaten bu kombinasyon şey Spartan da vardı kök modelinde. Makasımız geliyor. Bu yine kombinasyon Climber'da çıkıyordu. Ve e, testerenin de olduğu ikisinin de eklendiği model. Hans modeli? hem testere, testerenin ve makasın birlikte olduğu model Hansman'la başlıyor. Ondan sonra Tribüşon. Ee, bu punch mevcut. Arkadaşlar bu Hansman. Bu da Hansman. Doğru mu? Bu da Hansman. 3 tane Hansman var elimde. Bu da Hansman. Ne farkı var diyeceksiniz. Şunu bir tartayım ben. 96.52 gram. Gram yazıyor kendi sitesinde. Eski Hansman yeni Hansman var arkadaşlar. Eski Hansman'da hook yok. Bu modelde hook yok. Yine 4 layer. Bu da 4 layer yenisi. Yani eskisi demek istediğim 20 yıl önceki ürün bu. 20 yıl önceki ürünler hala gördüğünüz gibi. Sopa sağlam. Ee, burada bir yine punch var. Arada hook var. Gördüğünüz gibi bu hook var. Bunlarda ise tamam bunlar da Aynı şekilde testereleri, makaslar mevcut ama bunlarda hook yok. Böyle bir farkı var. İkinci el aldığınızda e, demeyin ki işte bunda huk var. Bunda huk yok. Bu Hansman değil. Bu Hansman arkadaşlar. Eskisinde iki tane var. Dediğim gibi bunda bir tane huku ekleniyor. Yani huku artık nerede kancayı nerede kullanırsanız. Bakın. Eski Hansman'da vidalı. Makası vidalı. Daha sonra bu vidayı e, çıkarmışlar ve perçine dönmüşler. Bakın. Bunda vida yok. Bunda vida var. Eskisinde. Eee Tek farkı o görünüşteki buradaki vida gevşeyebiliyor bu handikapı muhtemelen gevşediği için de perçinli modeli dönmüşler. Huntsman da böyle arkadaşlar Huntsmanları koyalım şöyle koleksiyondan gittiğim için bu da aynı şekilde ben bunları topladım Huntsman ee, niye topladım ucuz buldum aldım arkadaşlar öyle söyleyeyim. Evet enteresan bir e, çok tutulmayan bir evet Victor Knox mekanik modeli 3 layer 3 layer mekanik modeli çok fazla tutulmuyor gramajına bakalım 98 gram mekanik ağırlığı e, mekanikte ne geliyor elimize mekanikte farklı olarak pense geliyor aynı şekilde makasta hatırladığımız bildiğimiz yayı buraya koymuşlar Aynı şekilde makasın yapısında. Ama makastan kalın. E, eti kalın yani. 3 milim olabilir. 3 milim civarında. O daha fazla. E, bir pense geliyor. Mekanik modelinde. Hemen bakalım. Büyük bıçak. Küçük bıçak. Yine Spartan'da olduğu gibi. E, ve ön tarafta da şişeyi açacağı ve kavanoz açacağı mevcut. Arka tarafta ise e, tuana ve Punch geliyor. Tabii ki bu mekanik modelin hepsinde bu bu şekilde boş yazmıyor. Bu boş büyük ihtimalle ee, Bosch'un Victorinox'u yaptırıp üzerine ismini bastırdığı ve çalışanlarına dağıttığı bir çakı. Çünkü e, Victorinox firması ayrı bir çalışma modeli de e, bu arkadaşlar. Farklı firmalar Mercedes olsun şeyi bile gördüm. Rolex bile üzerine bastırıp dağıtmış. Ha, koleksiyon değeri taşır mı? Taşıyabilir. Bilmiyorum ben o kadar büyük bir koleksiyoncu değilim. Ha, boş bu bir koleksiyon değeri taşır mı? Zannetmiyorum. E, firmalar bu şekilde şu amblemi koymaya da biliyorlar. Evet bir diğer modelimiz Victorinox Ranger modeli. Ekstradan ne var? Yine Hansman amiral gemisini alırsak eğer. Bunlar amiral gemisi dersek ki muhtemelen öyle. Ranger'da Huntsman'a ek olarak bir elimizi demir testeresi geliyor. Demir testeresi var. Yani Huntsman'a ne vardı? Odun testeresi var. Makas var. Odun testeresi ve makasın olduğu başladığı 4 layer'lı modelimize ek olarak burada ee, demir testeresi, odun testeresi, makas geliyor. 3 tool eklenmiş spartanın üstüne. Burada yine aynı şekilde bir büyük bıçak. Bıçağımız kirlenmiş. Temizliyorum. Bir küçük bıçak var. Ve aynı şekilde şu ön tarafta şişe açacağı ve e, kavanoz açacağı mevcut. Arka tarafta ise döktürmüş burada Victor Knox. Punch yine mevcut. Hook. Çok amaçlı hook mevcut. Çok amaçlı hook burada. Burada bir vida. Düz vida. Ve burada da böyle bir oymayı vesaireyi bacağınız güç verebileceğiniz. Biraz kalın. Bu şekilde oyma işlerini yapacağınız bir tane alet geliyor. Ranger'da. Ranger 118 gram. Kendi sitesinde. Ranger'a. Bizim elimizdeki kaç gram? 116 buçuk. 116 buçuk gram. Bir ağırlığı var. Ee, aynı şekilde yine ton e, kürdanı ve cımbız mevcut. Burada yine arka tarafta bir e mevcut. Toplamda Victon demiş ki 21 fonksiyonlu. Iııı ee, ve 23 milimetre bizi yüksekliği çok fazla ilgilendiriyor ve ağırlığı 23 milimetre bir çakı elimizde mevcut Hansman'la baktığınız zaman arada Hansman'la baktığınız zaman şöyle bir fark var şu Hansman bu 23 milimetre Hansman kaç milimetreydi? Hansman'da 21 milimetre. Yani arada 2 milimetre. Bir fark var. 2 milimetre. Nasıl sığdırmışlar? Bakın şuradaki layer'lar küçülmüş. Şunlar küçülmüş. Araya demir testeresi eklenmiş bir tanesine. Ee, bu şekilde sığdırmış adamlar. Gördüğünüz gibi. çok Yani e, fazla bir şey yok arada. Hansman'ı alacak olan Ranger Ranger'da alabilir. Ranger'ı alacak olan açıkçası Hansman'da alabilir. Demir testeresi onun için ne kadar önemliyse artık ona karar verecek. Şimdi bir tane daha Ranger var elinde. Bu da siyah ranger var. Benim bir ara taşıdığım, antamdan hiç ayırmadığım çakım geldi. Handyman. Ben bu çakıyı çok sevdim arkadaşlar. Handyman'ı çok sevdim gerçekten. Şimdi zaten e, bunları ben cebimde taşımıyorum. Günlükte çıktığınızda cebinizde belki birkaç gün koyarsınız ama emin olun üçüncü gün bunları koyup cebinizi dışarı normalde bir çıkıp bir AVM'ye falan gitmezsiniz zaten gidemezsiniz. Gitseniz de x e, XRD falan e, bunu çıkarmak zorunda kalacaksınız ve kenara koyacaksınız vesaire. Ama e, çantaya koyduğunuzda bir e, cross çanta olur, normal bir küçük çanta olur. Çantaya koyduğunuz arkadaşlar bu zaten ağırlık da sizi rahatsız etmiyor. E, şuradaki yükseklikte sizi rahatsız çok fazla etmiyor açıkçası. Ha kot pantolonla yine sığıyor. Şu şekilde. Kot pantolonun daha doğrusu e, küçük bir cebi oluyor. Çakmaklık vesaire koymak için herhalde. Oraya tabii ki bu da sığıyor. Bunun en büyüğü olan Swiss Champ da sığıyor. Onda bir sıkıntı yok. Buna geçelim. Handyman'de ne var? Handyman. Handyman'i Handyman modeli ağırlığı 155 gram. 155 gram kendi official'ına söyledi. 155 benim ölçtüğümde ee, zannedersem yeni modeli en uygun. Belki eski modeller olduğu için ağırlık farkları mevcut. Sonuçta metalleri değiştiriyorlar vesaire. 155 gram ve 28 milimetre. Yani Ranger 23'tü. Buna 5 milimetre büyük bir pay eklenmiş durumda. Çünkü neden? Ranger ek olarak buna bunda pense geliyor. Pense benim için günlük hayatta karşılaştığım işlerde kullandığım bir araç. Yani pense, ben eğer çantamda 155 gramlık bir şey taşıyorsam ya da 100 gramlık bir şey taşıyorsam bunun içinde bir pense de olmasını isterim. Açıkçası o yüzden de penseli modelini tercih etmiştim. Bir ara bunu taşıyordum ben. Ee, gerçekten çok severek taşıyordum. Ee, bunda da o kronik şöyle. Mesela testereyi aldınız. Odun keseceksiniz. Elinizi buraya bastınız. Tabi burada bir eliniz acıma hissediyor. Çünkü burada niye bak huk var. Ranger'da olduğu gibi. Bu arkada e, düz tornavida var düz tornavida ve arkada yine oyucu bir alet vardı. Elinizi buraya koydunuz arkadaşlar. Eliniz acıyor. Ağırlık yük verdiğinizde ama dediğim gibi ayrı yılda bir yaptığınız bir işlemse bir sıkıntı yok. Arkadaşlar şunu ben gördüm. Şu Victorinox'un şimdiye kadar gördüğüm belki de yani şunu ayrı bir videoda yapılabilir. Şu düz tornavidası eğiliyor. Düz tornavidasına güç uyguladığınızda yani açılmayacak bir şey varsa, bunun tabii kalanı çok fazla olmadığı için, bakın bunun ucu biraz eğik gördünüz mü? Bunu ben, ben eğdim. Hafif bir eğiklik var, yani tekrar düzeltilebilir tabii ki. Ters yönlü bir kuvvet uygulandığında düzelecek ama bunu ben göstereyim. Ee, bence bir hata mevcut. Yani e, aşağı tarafta bir çevirici bir tornavida bir de koyuyorsan, bunu biraz kalın yap. Bunu biraz kalın yapmalısın ki bu e, dönmesin, eğilmesin. Bu da. Bana göre bu torna, düz tornavidanın bir eksikliği. Ee, yani buna çok güvenmeyin onu söyleyeyim ben. Şurada bir e, tornavida, düz tornavida gören bir kısım var. Ve bunun kalınlığı açıkçası şundan bir tık daha fazla. Ve bu bir tık daha e, kullanılabilir. Kısımları görünen yani boşlukları görünen bir düz yer olursa. Bu, bu aynı şekilde yıldızı da açar tabii ki. Sıkıntı yok. Bunu açabilirsiniz. Handyman de bu şekilde. Benim bir ara favori olan çakımdı handyman. Bunu da geçtik. Handyman'ı sevdiğim için handyman bir tane daha var elimde. Sevdiğim şeyleri topladım. Bir tane daha handyman var elimde. Bir tane daha var. Bunu da geçtik koleksiyonda. Ve e, çok istediğim bir çakıydı. Handyman'dan sonra e, almak nasip oldu. Swiss Champ. Arkadaşlar Swiss Champ enteresan bir çakı. Değişik bir çakı ilgili alakalı tool'lar konmuş buna. Bunu da sevdim, bir ara ben bunu taşıyordum. Handyman'den sonra dedim ki, almadan önce ben bunu gerçekten kaba olduğunu düşünüyordum. Ee, yani hem yükseklik olsun, 33 mm. Yani Handyman burada 28 mm'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam. eğer. Bu 33 mm, hem daha büyük hem de e, ağırlık olarak 185 gram bir ağırlığı var. 185 gram bir ağırlığı var gördüğünüz gibi. E, yani 155 gramda da gerçekten e, bir sürü tool var taşıyorsunuz çok iyi bir şey 185 gram bu da yine aynı şekilde ağır değil emin olun bir suyun 500 gram ağırlığında olduğunu düşünürseniz pet şişenin e, bunun ağırlığı gerçekten hissedilmez çantada mümkün değil. E, Koç cebine de sığıyor yani şöyle mesela pirit zaten boy aynı ama. Yani herkese hemen hemen eline almıştı böyle. Ne var ekstradan gelelim. Şimdi hepsini aslında tek tek tekrardan bir hatırlayalım. Bizim zaten açacağımız, şişe açacağımız ve kavanoz açacağımız burada mevcut. Bunlar fix geliyor. Bütün 91 mm'de bunlar var. Gerçekten iş yarıyorlar. Özellikle, özellikle ben şunu çok seviyorum. Yani şunu gerçekten çok seviyorum. Çünkü kanıtma işlerinde herhangi bir şeyi kanıtma, kaldırma vesaire. Yani mesela şunun kapağını sıyıracaksınız ya bunu kullanıyorsunuz. Ondan sonra buna gerçekten işlevli bir şimdi yıldız koymuşlar. Neden işlevli? Bu daha uzayabiliyor şöyle. Diğerinde e, şu aşağıda olan modeller vardı. Onu çevirmek zor arkadaşlar. Şimdi şöyle vidayı oturtturdunuz bir tur çevirdiniz. Şimdi elinizi tekrar kaldırıyorsunuz. Kaldırıp koymak ya o yeri bulana kadar zaman geçiyor. Koyamıyor. Yani şöyle şöyle şöyle, şöyle çevirmeniz imkanı yok. Ama şu vidayı koydunuz ve çeviriyorsunuz. Aradaki fark bu. Zaten bu diğerlerini koymamışlar bu tornavidayı. E, ee, tabii böyle bir şey de var. Aslında daha işlevli çakılar üretebilirken, üretebilirken tabii satış politikası gereği e, bazısını, bazısını saklamışlar. Ama bu gerçekten çok hoşuma gitti. Çok işlevli. Burada enteresan bir şey var. Büyüteç var. Bunu ben aslında direkt herhangi bir şey büyüt Bakın nasıl büyütüyor. Bu aslında evet çok güzel düşünülmüş bir şey. Ee, ama artık biraz önemini kaybetti gibi geliyor bana. Neden? Mesela büyüteç için en azından ilk görevi için. Ee, telefonlarımızda makro kameralar artık hepsine girdi. Makro kameralar var. Aynı bunun gibi gösteriyorlar. Aynı şekilde bundan güneş ışınları gelerek bir ateş de yakabiliyorsunuz. Makro kamerayla yapamazsınız ama bunu yaparsınız. Çakmağınız yok bir şeyiniz yok doğada kaldınız ve ateş, büyüteç ateş yakabiliyorsunuz. Güzel. Yani şu kadar bir alan feda edilmiş ama size bir ateş yakma gibi ee, yani ateş yakma ateş mistik bir şeydi yani aynı zamanda bunu da yapıyor olabilmeniz bir çakı üzerinde ee, değişik güzel bir şey pense var yine aynı şekilde aynı pense buraya eklenmiş endümden gelen pense mekanikte olan pense burada makasımız yine aynı perçinli makas. Ee, sırayla devam edersek şu aleti eklemişler. Yani ben bunu gereksiz buldum açıkçası. Hmm, Kendi balığa da gitmeme rağmen. Yani ben balığı tuttum. Balığın ağzından kancayı şunla alacağım. Bunu almam arkadaşlar. Bunu kullanmam yani. Bunu almam. Penseyle alırım. Bunu niye alayım? Balığı ondan sonra balığı yüzme için olduğunu söylüyorlar bu kısmın. Balığı bunda niye yüzeyim arkadaşlar? Yani balığı aldım eve getirdim. Evde alan gibi bir şeyle yüzerim balığı bununla dışarıda. Ee, ben yüzmem açıkçası. Bilmiyorum çok da. Burada bir inç ve şu tarafında ters tarafında santimetre ölçer. Bu güzel evet. Ha bunu diğer mesela şey koyamaz mıydın? Testereye koyamaz mıydın? Sayın Victorinox. Koyardın. Koymadın ama. Neden? Çünkü satış politikası gereği testere testereye de koyabilirdin bu metreyi. Layer'ı tabii şu testereyle şu ikisi paylaşıyorlar. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Ama ee, bilmiyorum, hadi bununla koyalım gibi bir şey olmuş yani. Bir şey bulamamışlar bence. Bulanan varsa bana bildirsin. Odun testere testeremiz her zamanki gibi. Demir testeremiz burada da geldi. Ranger modelinde gelen demir testeresi de geldi. Yani hepsini koymuşlar zaten. Diğerlerin şu ana kadar gördüğünüz tüm tool'lar tüm araçlar konuldu ee, ve üstüne, yani bunlar zaten spaltan da köktü. Küçük bıçak, büyük bıçak. Bunlar koyuldu ve büyüteç e, koyulmuş yıldız tornavida var. Çok güzel. Arka tarafta da yine şu ana kadar gördüğümüz arka taraftaki tüm tullar burada da var. Punch var. Hook var. E, düz tornavida ve e, şundan var. Yine mesela diyelim ki testereyi aldınız arkadaşlar. Bizim o handikapımız vardı ya. Elinizi buraya koyduğunuz yine bu testere yine bu tarafta. Bakın. Ama testere de ben şurada bir e, parmağımda rahatsızlık hissettiğimi söyleyebilirim. Şimdi şu ana kadar hiç e, yani benim koleksiyonumda gelmemiş olan bir özellik daha geliyor. Burada kürdanın ve cımbızın yanına bir tane kalem geliyor Swiss Champ'te. Kalem de koymuşlar. Hadi şampiyonum demişler. Kaleminde olsun senin. Yani bu kalemle artık siz normal bıçak devrinden Neandertal'den Homo Sapiens'e çıktınız kalem geldi çünkü size. Yani bu tabii makas da vardı arada. O da Homo sapiens icadı olduğunu düşünüyorum. Ama bu gerçekten siz yakın çağa atlatıyor mu atlatıyor yani. Yakın çağa geldiniz bu kalemle. Ee, kalemin farklı tabii şöyle kullanabiliyorlar. İşte şu şekilde biraz da böyle destek şuraya koyup. Mesela arkadaşlar kalemi şöyle yerleştirdiniz. Şunu kapattınız. Kalemi bu şekilde e, kullanabilirsiniz. Ne kadar tabii burada bir ee, çok önemli bir evra imza atmanız gerekiyor olabilir. Doğan'ın ortasında, kampın ortasında olabilir. Ya da belki benim gibi çantanızda, şehirde yaşıyorsunuz ama çantanızda tutuyorsunuz. Kesinlikle olabilir. Ee, kesinlikle. Yani şu, hiçbir yer zaten feda edilmiyor ve kesinlikle olabilir. Bu arada benim şu ana kadar size söylemediğim, ee, söylemeyi unuttuğum bir şey daha var arkadaşlar. Bakın şurada, şurada ben bir iğne koyma yeri var. Bu Swiss Champ'te de mevcut. Ee, diğer Handyman modelinde de Bakın şurada bir boşluk var. netlerse eğer şurada bir boşluk var arkadaşlar. Buraya iğne konabiliyor. Şunu Swiss Champ alayım. Buraya bir toplu iğne konabiliyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi toplu iğne yeri de mevcut. Ee, Handyman'de var bu. Hansman'da olabilir. Hansman'da da var. Aslında da koyabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz e, sizin çakınızda o yer olmasa dahi onu açabilirsiniz. Şey YouTube'dan videoları var. Sadece ufak bir delik deliyorsunuz. Bu kapağı çıkartıp ve sizin de bir e, şurada corkscrew'un yanında e, yani tirbüşonun orada bir e, koyacak bir yeriniz mevcut. Top iş yarar mı? Yarıyor. Ee, en kötü sim kartı çıkartmak istediğiniz, yurt dışına gittiğiniz sim kartınızı çıkartacaksınız diyelim. Ee, sağdan soldan olan uğraşmıyorsunuz. Oradan iğneyi buluyorsunuz ya da farklı şeylerde ihtiyacınız olabilir. Zaten bunların hepsi e, çakı taşımamızın da mantığı, ihtiyacımız olabilir. Mantığı kafasında olan insanlar olduğu için zaten çakı taşıyorlar ve iğneye de ihtiyacınız o an olabilir. 91 mm serisi benim koleksiyonumda bitmiş durumda.